Arkadaşlar merhaba. Videoyu izledikten sonra kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve merak ettiğiniz soruları yorumlar bölümünde sormayı unutmayın. Bu görseldeki yazım yanlışı aşağıdakilerin hangisiyle giderilebilir demiş. A. Birinci bölümdeki dünyada sözcüğü dünyada şeklinde yani büyük harfle ve kesme işaretiyle ayırarak yazılarak demiş. Şimdi ben büyük harfle yazmam için dünyayı arkadaşlar gezegen anlamında kullanmam gerekirdi. Bakalım hangi anlamda kullanmış birinci bölümde. 270 milyon iş kazası resmi rakamlar göre, rakamlara göre dünyada her yıl ortalama 279 milyon iş kazası meydana geliyor. Burada arkadaşlar dünya bir gezegen adı olarak kullanılmamış. Dolayısıyla büyük yazamam. A'yı eledim. B. ikinci bölümdeki kayıp ediyor sözü kaybediyor şeklinde düzeltilerek bakalım arkadaşlar. Burada yardımcı fiille kurulmuş bir birleşik fiil var. Buna dikkat edeceğim. 2 milyon ölüm demiş ikinci bölümde. Her yıl 160 milyon kişi meslek hastalıklarına yakalanıyor ve 1.2 milyon kişi bu sebeple hayatını kayıp ediyor. Şimdi kayıp ediyor derken arkadaşlar arada ses olayı varsa bu tarz birleşik fiillerde ne yapıyordum, bitişik yazıyordum. Burada var mı e, ses olayı? Tabii ki var. Kayıp kelimesindeki i düşüyor. Ne oluyor? Kay bediyor oluyor, değil mi? Dolayısıyla bu bitişik yazılmalıydı. Yani Bursa doğrudur. Bursa'daki gibi yaparsam yazım yanlışlığı düzeltilmiş olur. C'ye bakıyorum. Üçüncü bölümdeki iş kazası ifadesi bitişik yazılarak ayrı arkadaşlar. Okumama bile gerek yok. İş kazası bitişik yazılmaz. C'yi eledim. Dörde bakıyorum. D şıkkına. Dördüncü bölümde tahmin ediliyor sözünü bitişik yazarak diyor. Hayır arkadaşlar. Arada ses olayı olmadığı için bitişik yazamam. Ayrı yazılması doğrudur. Dolayısıyla cevabım B şıkkıdır arkadaşlar. Bu metindeki numaralanmış yerlerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? Bakıyorum. Birinci kısımda arkadaşlar pek çok kelimelerini bitişik yazmış. Ayrı yazmalıydı. Yazım yanlışı var. İkinci kısımda bilim insanı kelimelerini yine iki kelime olduğu için kelimelerini diyorum. Bitişik yazmış. Ayrı yazmalıydı. Yazım yanlışı var. Geldim. 3'e veya bitişik yazdır Burada herhangi bir problem yok. Yani yazım yanlışı olmayan C şıkkı gibi duruyor. 4'e baktığımda 100 yıldan demiş. 100 yıl bitişik yazılır. Burada da bir problem var arkadaşlar. Ayrı yazmış. Yani A, B ve Deniz ışıklarında yazım yanlışı varken Ceyhan şıkkında yazım yanlışı yoktur. Cevap Ceyhan. Aşağıdaki birleşik sözcüklerin yazımı ile ilgili bazı kurallar verilmiştir. 1. Ses düşmesine uğrayan birleşik kelimeler bitişik yazılır. 2. İki veya daha çok kelimeden oluşmuş il, ilçe, semt ve benzeri yer adları bitişik yazılır. Ara yönleri belirten kelimeler bitişik yazılır. Bakalım. Buna göre 3 tane cümle varmış. Cümlelerinden hangilerinin yazımı yanlıştır diyor bana. Bir, suda yüzen balıkları resim ettiriyor. Şimdi burada arkadaşlar bu birleşik fiil var. Burada birleşik kelime var dolayısıyla. Birleştiği zaman ses düşmesi oluyor. Dolayısıyla resmetti şeklinde söyleyebiliyorum. Yani bunu bitişik yazmalıydı. Yazım yanlışı var. İlk kurala göre yazım yanlışı var. Demek ki bir cevapların arasında olacak. İkiye baktım. Sivas'ın su şehri ilçesi çok güzeldir. Burada da ikinci kurala aykırılık var arkadaşlar. Ne demişti ikinci kuralda? İki veya daha çok kelimeden oluşmuş il, ilçe, semt ve benzeri yer adları bitişik yazılır demişti. Burada su şehrini bitişik yazmalıydı bu kurala göre. Dolayısıyla iki de cevapların arasında olmalıdır. Bu da doğrudur. 3'e baktım. Kuzeydoğu'dan sert bir rüzgar estiriyor. Kuzeydoğu ara yöndür arkadaşlar. Kuzey ve doğu arasında kalan yöne kuzeydoğu denir. Üçüncü kuralım ne diyordu? Ara yönleri belirten kelimeler bitişik yazılır. E burada da bitişik yazmış zaten bir problem yok. Dolayısıyla birinci ve ikinci cümlelerde yazım yanlışı vardır. Üçte yoktur. Cevap Bursa'dır. Bu metindeki numaralanmış sözcüklerle ilgili dört yargı vermiş. Yargılarından hangileri söylenebilir? Birinci yargım şu. Bir numaralı sözcük Amazonlarda şeklinde yazılmalıdır diyor. Arkadaşlar bir numaralıya baktığımda Amazonlarda yetişen demiş. Hayır küçük harfle göstermiş yargıda. Küçük harfle başlamaz cümle zaten. Büyük harfle yazması çok normaldir. Ayrıca özel isim olduğu için bir yer adı olduğu için yine büyük harfle de yazabilir. Dolayısıyla biri eledim söylenemez. 2'ye baktım. İkinci yargıya ne diyor? 2 numaralı sözcük nilüferler şeklinde yazılarak demiş. Evet arkadaşlar nilüferler şeklinde yazmış 2 numaralı altı çizili kısımda. Dolayısıyla bunun doğru yazılışı nilüferler şeklinde olmalıdır. İkinci yargı doğrudur. Cevaplarımın arasında 2 olmak zorunda. Geldim 3. yargıya. 3 numaralı sözcüğün yazımı doğrudur demiş. Bakalım kıvırırlar sözcüğünü vermiş. Doğrudur arkadaşlar. Dolayısıyla 3 numaralı yargıda cevaplarımın arasında olmak zorundadır. Buna da artı koydum. Devam edelim. Öyle yapmazlarsa yaprakları suyla dolar ve bitkiler ve bu bitkiler oksijeni iyi alamazlar diyor. Yargıda ne demişti? 4 numaralı sözcük oksijen şeklinde yazılmalıdır. Hayır bu arkadaşlar. Buna da eksi koydum. Dolayısıyla 2 ve 3 numaralı yargılar doğrudur diyebilirim. Cevap C şıkkıdır arkadaşlar. 4 tane kural vermiş arkadaşlar. Okuyalım. 1. Kelimelerden her ikisi veya ikincisi birleşme sırasında anlam değişmesine uğradığında bu tür birleşik kelimeler bitişik yazılır. Güzel. 2. Ses düşmesine uğrayan birleşik kelimeler bitişik yazılır. Güzel. 3. Somut olarak gel bildirmeyen Alt, üst ve üzeri sözlerinin sona getirilmesiyle kurulan birleşik kelimeler bitişik yazılır. Güzel. 4 renk adlarıyla kurulan bitki, hayvan veya hastalık adları bitişik yazılır. Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazım yanlışlığı yapılmıştır diyor? A, onun bilinç altında neler döndüğünü anlayabilmek istiyordu. Burada arkadaşlar bir yazım yanlışlığı yoktur. Bilinçaltı sözcüğü burada kafanızı karıştırabilir ama bit bitişik yazılmak zorundadır. Çünkü 3. E, kurala göre somut olarak yer bildirmeyen alt üst ve üzeri sözlerinin sona getirilmesiyle kurulan birleşik kelimeler bitişik yazılır demişti. Burada da alt sona getirilmiş. B. Yani A'yı eledim. B. Pazartesi günü hep birlikte ablasının yeni evine gidecekler diyor. Yine burada pazartesi kelimesi kafanızı karıştırabilir arkadaşlar ama... Pazartesi kelimesi de bitişik yazılır. Dolayısıyla burada da yanlışlık yok. C. Annesinden günlerdir sütlaç istemesine rağmen annesinin bir türlü boş vakti olmamıştı diyor. Burada da arkadaşlar sütlaç kelimesi kafanızı karıştırabilir. Sütlü aşk e, sütlü ve aşk kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur. Fakat bitişik yazılır. Bu da doğru yazılmıştır. Geldim Denizli'ye. Eniştesiyle kurdukları alabalık tesisleri epey müşteri çekiyormuş. Burada arkadaşlar alabalık derken ala bir renktir. Alacadan gelir. Dolayısıyla dördüncü kurala gitmem gerekir. Dördüncü kural bana ne diyordu? Renk adlarıyla kurulan bitki hayvan veya hastalık adları bitişik yazılır diyordu. Burada ayrı yazmış alabalık kelimesini. Bir hayvan adıyla bir renk adını birleştirmiş. Dolayısıyla burada bitişik yazması gerekirdi. Yani D şıkkında yazım yanlışı vardır. Cevap denizlidir. Aşağıdaki görsellerin hangisinde herhangi bir yazım yanlışlığı yapılmamıştır? Bakalım A şıkkında satılık kara lüferli daire demiş. Kara lüfer yanlış yazılmış arkadaşlar. Böyle bir kelime yok Türkçemizde. Kalorifer şeklinde yazılmalıydı. Dolayısıyla A şıkkında yazım yanlışı var. B Uygun e, özel uygun fiyata matematik dersi verilir demiş. Burada matematik yazmış arkadaşlar. Nasıl yazılmalıydı? Matematik diye aradaki e olmalıydı. Yazım yanlışı vardır. C'ye baktığımda Yılmazlar tercüme bürosu yazmış. Tercüme yazılmalıydı ü ile ve büro yazılmalıydı yine ü harfiyle C şıkkında da yazım yanlışı vardır arkadaşlar. D'ye geldiğimde oda başı egzoz servisi demiş. Yetkili egzoz gazı emisyon ölçüm istasyon demiş. Bütün kelimeleri doğru yazmış. Dolayısıyla D şıkkında yazım yanlışı yapılmamıştır arkadaşlar. Cevap denizli. 3 tane kural vermiş. Bakalım kurallara. 2 veya daha çok kelimenin birleşmesinden oluşmuş kişi adları, soyadları ve lakaplar bitişik yazılır. 2. Şehir, köy, mahalle, dağ, tepe, deniz, göl, ırmak, su, çay ve benzeri kelimelerle kurulmuş sıfat tamlaması ve belirtisiz isim tamlaması kalımındaki yer adları bitişik yazılır. 3. Kelimelerden her ikisi veya ikincisi birleşme sırasında anlam değişmesine uğradığında bu tür birleşik kelimeler bitişik yazılır. Güzel. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır diyor. A kahvaltıda ton balığı yemek en büyük zevklerinden biriydi demiş. Burada arkadaşlar ton balığı kelimesini e, bitişik yazmış fakat ayrı yazmalıydı. Üçüncü kuralıma baktığımda kelimelerden her ikisi veya ikincisi birleşme sırasında anlam değişmesine uğradığında bu tür birleşik kelimeler bitişik yazılır diyor. Burada ton balığında kelimelerden her ikisi ya da ikincisi anlam değişikliğine uğramamış dolayısıyla ayrı yazılmalıydı. A şıkkında yazım yanlışı var. Cevabımı buldum A. Ama diğerlerini de kontrol edeyim. B. Batı kentten aldıkları yeni ev eşsiz manzarası ile görülmeye değerdi. Burada Batı kenti bitişik yazmış. Doğru. İkinci kurala göre arkadaşlar uygun bir kullanımdır. Eledim. C. Yakup Kadri Karaosmanoğlu yazdığı eserde Türk Edebiyatı'na damga vurdu diyor. Burada arkadaşlar Karaosmanoğlu'nu bitişik yazmış. Bu da ilk kurala göre doğru bir kullanımdır. Eledim C'yi de. D. Dağ tepe dolanırken karşımıza çıkan dağ keçilerinin yanına yaklaşmak istedik. Burada arkadaşlar herhangi bir yanlışlık yapılmamıştır. Dolayısıyla bunu da eledim. Yanlışlık yapılmış olan A şıkkıdır. A şıkkında ton balığını ayrı yazmalıydı arkadaşlar. Bu görseldeki yazım yanlıştı. Aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir? Şimdi arkadaşlar genel olarak bir baktığımda Hemen doğal gaz sözcüğü gözüme çarptı. Doğalgaz arkadaşlar bitişik yazılır. Doğal boşluk gaz şeklinde. Diğer kısımlara baktığımda hiçbir yanlışlık göremiyorum. Şıklarda bu cevabı aramam gerekiyor. A'da da doğal gaz sözcüğünü ayrı yazarak demiş. Evet. A şıkkı doğru cevabımdır. A ile yanlışlığı düzeltebilirim. B de nasıl sözcüğünü ne asıl biçiminde yazarak demiş. Şimdi arkadaşlar bu artık kalıplaşmış olarak Birleşmiş bir kelimedir. Ne ve asıl sözcükleri. Birleşirken de ne'deki e harfi düşmüştür. Nasıl haline gelmiştir? Bunu ayırmaya gerek yoktur. Dolayısıyla b'yi eledim. C'ye bakıyorum. Jeolojik sözcüğünü jeolojik şeklinde getirerek demiş. Bu şekilde getirirsem eğer yazım yanlış yapmış olurum. Dolayısıyla bu şekilde düzeltilemez. Yani hiçbir yanlışlık yok zaten jeolojik yazımında. Geçtim de ön çalışma ifadesini bitişik yazarak ayrı arkadaşlar ön çalışma ifadesini bitişik yazarsam eğer yazım yanlış yapmış olurum. Ayrı yazılmasında hiçbir problem yoktur. Dolayısıyla sadece doğalgaz kelimesini bitişik yazmamam gerekiyor. Ayrı yazmam gerekiyor bunu hatırlamış olalım. Cevap Adana'dır. Müzik